Şimdi bu meselenin zaten yani İslam'la ilgili dini konularla ilgili meselenin hep kadın ve erkek boyutundan değerlendirilmesine bence temelde bir problem var. Çünkü insan nazarından bakamıyoruz, insan boyutundan bakamıyoruz olaya. Hani işte insan boyutu sanki sadece erkekle ilgiliymiş gibi böyle bir erkek eylemen söylem ve anlayış maalesef hakim. Daha önceki programlarda da birkaç kez aslında tekrardık ama konuyla alakalı olduğu için söylemekte vurgulamakta fayda var. Yani hiçbirimiz aslında kendi cinsiyetimizi tercih ederek dünyaya gelmiyoruz. Dolayısıyla bir insanın erkek olarak diğer bir insanın da kadın olarak dünyaya gelmesi kendi tercihinin bir sonucu değil. Demek ki bu bir övünme ya da yerinme nedeni olmaması gerekir. Evet. Ne ben erkek olduğum için bundan sebep övünebilirim ne de bir şey, kadın da yerinebilir ya da ben bir kadını yerebilirim kadın olduğu için. Tabii e, bu geleneksel din algısında ta yaratılışa kadar gidiyor bu problem. Yani e, biliyorsunuz e, Hazreti Adem yaratılıyor. Aslında Hazreti ile birlikte eşi de yaratılıyor. Aynı özden yaratılıyor Nisa suresine baktığımız zaman. Yani Adem neden yaratılması? Eşi de ondan yaratılıyor. Materyal bir üstünlük yok hı. hı. Maddi bir üstünlük söz konusu değil. Manevi anlamda da bir üstünlük söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim böyle bir üstünlükten bahsetmiyor. Ama geleneksel kaynaklara baktığımızda ki... ...Tevrat e, içinde de geçen ve oradan da bizim geleneksel kaynaklarımıza geçmiş olan bir anlayış. Mesela e, kadın aslında erkeğin kaburga kemiğinden yaratılıyor. Yani ondan alan bir parçadan bu, yaratılıyor. Bu, Şimdi daha bu buradan doğru başlıyor. mu? Bu değil, değil. Tabii, tabii ki doğru değil bu. Az önce söyledim misal söz birinci ayeti zaten aynı özden yaratılmayı vurguluyor. Şimdi buradan başlıyor mesele. Yanda yaratılışta kadını aşağı gören bir zihniyet var burada. Aynı zamanda mesela kadın geleneksel kaynaklarda cennetten kovulma sebebi olarak görülüyor. İyi yani de. şeytanın vesvesesine Heh. uyup sonra da eşini Adem'i kandıran bir varlık olarak görülüyor. Buradan hareketle de kadının işte fitne unsuru olduğu, hatta kadının şeytan olduğuna dair bir takım rivayetler veya açıklamalar görebiliyoruz. Halbuki bunların hiçbiri Kur'an'a uygun değil. Mesela Kur'an-ı Kerim'de e, cennetten çıkarılma hadisesi anlatılırken şeytan Hazreti Adem'e vesvese verdiği ifade edilir. Ve ikisi birlikte o günaha girerler. Yani yasak ağaca birlikte yaklaşırlar. Şimdi vurguluyoruz. E, İslam adına herhangi bir konuyla ilgili açıklama yaparken, yorum getirirken mutlaka ama mutlaka bu açıklama ve yorumun ...Allah'ın kitabına yani Kur'an-ı Kerim'e dayanması gerekir. Yani Kur'an bir konuyla ilgili bir açıklama yapıyorken... ...Kur'an'a rağmen din adına açıklama yapılmaz. Bu kafa karışıklığının sebebi nedir? Hep Kur'an dışı kaynaklardaki bilgilerin... ...esas alınması ve onlar üzerinden bir takım yorumlar, açıklamalar getirilmesi. Durum böyle olunca da maalesef İslam'la birlikte alınması hiç mümkün olmayan birçok anlayışın... ...İslam adına savunulduğu ve insanlara dayatıldığını görebiliyoruz. Şimdi... Kadın ve erkeğin çeşitli konularda... ...çeşitli açılardan birbirlerinin üstünlükleri olabilir. Bu gayet doğaldır. Tabii fiziki olarak evet, olabilir mesela. Ama bu erkeğin kadına ya da kadının erkeğe... ...üstün yaratıldığı anlamına gelmez. Yine az önce Caner Hocam şeyden bahsetti. Yani haramların aslında eşit olmasından bahsetti. Kadınlar için, erkekler için. Erkeklerin bu konuda bir problemi yok. Haram olduğu zaman her şeyi ortak paylaşıyorlar. Ama helalleri nedense sadece kendine helal kılıp... ...kadınlara haramlaştırabiliyorlar. Yani Allah'ın hem kadına hem erkeğe helal kılmış olduğu şeylerde... Erkekler o özgürlük alanı kullanıyorlar ama e, kadınlara haramlaştırabiliyorlar. Aslında haram hocamın da ifade ettiği gibi sadece Allah tarafından belirlenir ve o da Allah'ın kitabında yer alır. Erkekler kadınlar için ilave haram üretemezler. Kadınlar da aynı şekilde erkekler için ilave bir yasak veya haram e, üretemezler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ibadetlerden veya haramlardan bahsedeceğim hocam. Benim de aklıma şu geldi mesela Kur'an-ı Kerim işte oku emri değil mi? Mesela herkesin dilinde olan yani kitabımız işte oku emriyle başlıyor diye. Burada mesela sadece erkekler okusun demiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim düşün diyor, düşünün diyor mesela. Yani erkekler düşünsün, kadınlar düşünmesin demiyor. Kur'an-ı Kerim kadınlara düşüncelerini aktarsın demiyor diyor. Evet yani Kur'an-ı Kerim mesela bakmıyor musunuz, görmüyor musunuz, incelemiyor musunuz diyor. Mesela alemi dikkatlerimizi çekiyor. Yani erkekler baksın erkekler düşünsün kadınlar bakmasın görmesin demiyor. Böyle bir cinsiyet ayrımı. Kur'an-ı Kerim cinsiyetçi bir kitap değil yani. Hani erkeği kadından üstün tutan bir kitap değil. Hatta bazen gerçi buna da kızan kadınlar olabiliyor ama eğer bir ayrımcılık söz konusuysa gerçekten pozitif ayrımcılık vardır Kur'an-ı Kerim'de yani istenilen her konuda tartışılabilir. Yani emin olun. Kadınlara Kadın, yönelik. Kadına yönelik pozitif ayrımcılık vardır yani. Bir örnek verebilir misiniz? Yani şöyle şeyden bahsedeyim. mesela tek bir konu üzerinden mesela eğer ki bir erkek eşine Nur suresinde anlatılır bu. Bir erkek eşine eğer ki bir başkasıyla zina yaptığı iddiasında bulunuyorsa karşılıklı yeminleşirler. Ee, ve Kur'an-ı Kerim karşılıklı yeminleşmeden sonra kadının yeminine esas alınmasını söyler. Yani kadının beyanı esastır burada. Ama hmm. mesela toplumda mesela bunun bir karşılığını düşünün. Mümkün mü böyle bir şey sizce? mümkün değil. Ya yani bir adam işte eşle ilgili böyle bir şey söylüyorsa toplum hemen onu yargılar mesela. Tabii. Hemen yaftalar. Hatta bazen işte sok ortası şiddetle uygulanan durumlarla karşılaşabiliriz. Yani bununla ilgili çok birçok örnek verilebilir. Şimdi birkaç ayetten çünkü biz ne söylesek evet. aslında siz hep Kur'an'a e, dayandırırsınız. Evet yani Allah'ın ayetleri kadar hiçbir şey dini konuları açıklayamaz. Evet, Kur'an'a dayandırılmayan fikir İslam açısından konuşsa zaten insanı kendi evasına dayandırır. Evet kendi fikir fikri, oluyor. olur. Olur tabii. Şimdi mesela konuyu açıklık getirme anlamında mesela şura suresinin 49. ve 50. ayetlerinde bakın burada diyor ki göklerin ve yerin otoritesi yalnızca Allah'a aittir. Dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocuklar verir, dilediğine erkek çocuklar verir. Veya onları hem erkek hem de kız çocuklar olmak üzere çift olarak yani ikiz olarak verir. Dilediğinde kısır yapar. Şüphesiz ki o bilendir, gücü yetendir. Şimdi bu ayette Erkek çocuklarının kız çocuklarından daha üstün olduğu veya Yok. daha önemli, değerli olduğuna dair bir vurgu var mı? Allah burada bir ayrım yapmıyor. Daha onlar dünyaya bebek olarak gelirken Allah bunu açıklıyor ve bunu bir e, insana bir lütuf olarak ifade ediyor, bir hediye olarak ifade ediyor. Allah'tan gelen bir hediye olarak. Bakın, Hucurat suresinin 13. ayetine bakalım. Diyor ki: "Ey insanlar! Biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık." Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız, sorumluluk bilinciyle hareket edip duyarlı olmada en ileri olanınızdır. Yani takvada en ileri olanınızdır diyor. Bakın sizi bir erkek ve bir dişi olarak yarattık. Yani Sen erkek olarak yarattığımızı üstün, üstün kılıp demiyor Allah. Üstünlük arıyorsanız eğer diyor, sorumluluk ve duyarlılık bilincinde yani takvada sakınılması, korunması gereken şeyleri korumada ileri olun diyor. Üstünlük budur diyor. Yani senin erkek veya diğerinin kadın olması üstünlük değildir diyor. Bunu Allah'ın kitabı söylüyor. Yani o kadar açık ki ayetler. Mesela Nahl suresi 97. ayet. Az önce söylediğimiz şeyleri desteklemek anlamında. Diyor ki erkek veya kadın kim inanmış olarak iyi işler yaparsa onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatacağız. Ödüllerini de elbette yapmakta oldukları en güzeli vereceğiz. Salih işler üretmek, hayırlı işler üretmek, iyi işler üretmek bunu yapabilmesi için kadının toplumun içerisinde olması lazım. Sosyal hayatın içerisinde dahil olması lazım. Yani burada diyor mesela erkeklerden kim iyi işler yaparsa onların ödüllerini vereceğiz. Kadınlardan da kim evinde oturursa onlar da evlerinde çok güzel oturdukları için ödüllerini vereceğiz mi diyor ayet. Yoksa erkek olsun kadın olsun kim iyi işler yaparsa iman edip iyi işler yaparsa onların ödüllerini vereceğiz mi diyor. Yine mesela Ali İmran Suresi 195. ayeti diyor ki Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Bakın erkek olsun kadın olsun çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Ya Hiçbir ayrım kadının yok. Kadının birlikte çaba göstermesi, eşi şekilde çaba göstermesiyle ilgili ayet çok açık bir yanda bulunuyor. Sizler karşılıklı birbirinizi tamamlayan unsurlarsınız, birbirinizdensiniz diyor. Siz erkek ve kadın siz birbirinizdensiniz yani birbirinizden farkınız yok. Aynı materyalden yaratıldıklarını söylemiştik ya. Yani kadın olsun erkek olsun birbirinizdensiniz. Bakın. Yine mesela diyor ki Tövbe Suresi 70. ayet. İnanan erkeklerle inanan kadınlar birbirlerinin dostlarıdır diyor. Velisidir. İyilik ve güzelliği belirlerine özendirirler. Kötülük ve çirkinliği bedenle sakındırırlar. Bakın bunu birlikte yapıyorlar yine. Yani toplum hayatının içerisinde iyiliği tesis etmek, kötülükten alıkoymak için erkek ne kadar görev istenmesi gerekiyorsa kadın da aynı şekilde görev istenmesi gerekiyor. Mesela Bakara Sözü 80. ayet bakın. Onlar sizin elbiseleriniz, siz de onların elbiselerisiniz diyor. Bir ayrım gözetmiyor Allah burada. Bir ayet daha okuyayım. Rum Suresi'nin 21. ayeti. Bakın diyor ki burada çok muhteşem bir rahmet ve şefkat gizli. Kendisiyle kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratması, aynı türden eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için dersler vardır diyor.